Burak Özçivit Moskova'da nasıl krallar gibi karşılandı? İşte magazin dünyasında son bir haftada yaşananlar ve en yeni gelişmeler. Magazin dünyasında bütün bir hafta neler oldu? İşte renkli haber turumuz. Esra Kazancıbaşı Öztekin'in merhum eşi Rasim Öztekin anısına yazdığı Sonsuz Aşk Rasim'im kitabının lansmanı ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Lansmanda Ahmet Kural'la birlikteyiz. Rasim Öztekin iyiliklerine devam ediyor diyor. Rasim abi iyiliklerine devam ediyor diye düşündük. Öyle konuştuk. Esra abla ile Rasim abinin zaten aralarındaki aşkı bilmeyen yoktur. Şimdi kitaptan daha iyi okuyacağız onu. O aşkın iyileştirici gücünü, toparlayıcı gücünü göreceğiz. Bir de tabii güzel olan taraf Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na katkı yapacağı gelirlerinin. O yüzden Rasim abi iyiliklerine devam ediyor diye düşündük. Ben de çok mutluyum, heyecanlıyım birazdan. Bu arada Ahmet Kural yeni bir sinema filmiyle bomba gibi geri dönüyormuş. Hayranlarına müjdeyi verelim şimdiden. Var bir tane sinema filmi bitirdik, müjdemi isterim. Kasım Aralık gibi vizyonda diye duyduk bakalım. Kesinlikle. Yani komedi tarzın yoksa komedi. Farklı bir rol görecek mi? Yok komedi. Peki yapmayı düşünüyor musun? Dram tarzı, film çekmeye. Tabii olabilir, niye olmasın? Olur. Tekliflere göre olur. Esra Kazancıbaşı Öztekin'le birlikteyiz şimdi de. Gözleri dolu dolu olan Esra Hanım kitabı neden yazdığını anlattı. Benim bu kitaba başlama şeyim kendi yaz yolculuğumda biraz kendimi rahatlatmaktı. Kitap değildi, sosyal medyada yazıyordum. Gazeteci arkadaşlarım için de diyenler oldu. Esra bu duygularını çok güzel ifade ediyorsun. Aynı duyguları yaşayan, sevdiğini kaybeden eşini, sevgilisini, çocuğunu, annesini, babasını, akrabasını pek çok insan var. Sen duygularını yaz. Esra Kazancıbaşı Öztekin, büyük aşkına ithafen yazdığı kitabı bakın başka hangi kelimelerle anlatıyor. Yani bizim hani 35'li yaşlardan sonra hani aşk olur mu denir. Bizimki aslında aşkın yaşı olmadığını gösteren 35 yaşlardan sonra da insanın karşısında ruh eşini bulabileceğini gösteren güzel bir birliktelikti. Kitabı yazdığım dönemde tabii ki Rasim'in tiyatro, film, sinema hayatının bilinmeyenleri de var. Volkan Konak'ın yeni klibinin çekimlerindeyiz. Doğa adamı olan Konak klibi doğanın içinde çekince haliyle mutlu olmuş. Evet, çok mutluyum. Atmosfer hakikaten mutlu etti beni çünkü ben doğa insanıyım. Bir laboratuvar gibi, bir atölye gibi oldu burası. Yani seçim yeri çok güzel oldu. İnsanlar da yok, biz bizeyiz. Mutluyum yani, bir klip çalışıyoruz. Bu arada klipte kullandığı Elvis Presley'in otomobili de çok göz alıcı. Şimdiki sahibi ise Volkan Konak. Evet evet, Amerika'dan getirdim gemiyle. Şeyi var zaten, evraklar hepsi şöyle var. Elvis Presley Collection. Volkan Konak otomobiliyle özel bir bağ kurmuş adeta. Bu zaman zaman böyle kocaman koca karı gibi böyle dertleşirsin, ne bileyim yaşanmışlıklar var, anılar var. Dolayısıyla seviyorum eski arabaları. Kıvılcım Ural'la birlikteyiz haber turunda. Ben Vazgeçmesem isimli yeni şarkısıyla şu sıralar dikkat çekiyor. Ural çok mutlu. Çok mutluyum yani her zaman yapmak istediğim şeyi şu an yapabildiğim için onun mutluluğunu yaşıyorum. Çok çalışıyorum. Bir tane müzik grubum var, onlarla provalar yapıyoruz. Sahneye çıkıyoruz bu ara, sürekli böyle bir konserler oluyor zaten. Klipten bahsedelim biraz. Nasıl bir klip oldu? Renkli bir klip oldu. Cansu Boş yönetmen arkadaşım, zaten çok yakın arkadaşım. Onunla birlikte çektik, onun evinde çektik, evde bir parti yaptık. Yani parti klibi oldu. Kendi yakın arkadaşlarımla çektim zaten. O yüzden böyle biz bizeydik, çok eğlendik. Güzel bir klip oldu, o dışarıya yansıdıysa ne mutlu. Klip haricinde ilginç bir bilgiye ulaşıyoruz. Kıvılcım Ural'ın isim annesi merhum sanatçı Aysel Gürel'miş. Aysel Gürel babamın eski arkadaşı, babam eski müzisyen. Ve böyle o sırada işte beni yak, kendini yak o şarkıyla ilgili bir de o şarkı.
Yani çok garip tesadüfler oluyor hayatta işte, enteresan. Yani o şarkı gündemde olduğu bir zaman babam da bana isim ararken Aysel Güray babama şey demiş işte, Kıvılcım olsa ismi ne güzel olur falan. İsim annesi o aslında. Bunu genelde bizim aile biliyor. Şu an insanlar öğrendi, biraz utanıyorum ama öyle bir durum var tabii ki. Bir dönem pop müziğe damga vuran İzel Çelik Ercan, 31 yıl aradan sonra yeniden bir araya geliyor. 25 Ağustos'ta İstanbul'da bir konser verecek üçlü, basın toplantısında basının sorularını yanıtladı. Ercan Saatçi, hiç ayrılmadıklarını üzerine basa basa söyledi. Kısa bir boşluk diyelim. O boşlukta da kendi öz eleştirimizi yaptık. Ama siz sanıyorsunuz ki o boş dönemde, yani İzel Çelik Ercan grubu sahne performansına ara verdikten sonra hiç görüşmedik zannediyor olabilirsiniz. Basında da hep böyle şeyler çıktı. Oysa biz yıllar içinde birbirimizi tamamlamaya gayret ettik. Çünkü kendi çizdiğimiz yollar farklıydı. Dolayısıyla hani şimdiden söyleyeyim, niye ayrıldınız falan, onlara biz geçtik. İzel ise basın toplantısında son derece heyecanlıydı ve yeniden bir araya gelmelerindeki ana nedenin sevgi olduğunu söyledi. Bizim birleşmemizi isteyen gerçekten bir sevgi ordusu varmış. Yani o kadar, yani ben mesela İzel Çelik Ercan ayrıldıktan sonra 10 küsür albüm yaptım. Hala İzel Çelik Ercan diyorlar yani. Ve bu gerçekten dünyada, bence değil, dünyada ilk defa görülmüş bir şey. Tek yani albüm yapıp. Tek albüm yapıp ondan sonra dağılıp aradan 30 yıl sonra hala neden birleşmedi, neden birleşmiyorsunuz denilen bence tek grubuz. Çelik ise son derece heyecanlıydı. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. 31 yıl sonra kadim dostlarıyla bir aradaydı. Çok heyecanlıyım, çok da mutluyum. Çünkü kariyerimin başladığı yerdeyim. Kendi evime dönmüş gibiyim yani. Burak Özçivit Moskova'ya çıkarma yaptı. Bir mekan açılışı için Moskova'ya giden yakışıklı oyuncu krallar gibi karşılanırken özellikle genç kızların markajında kaldı. Genç kızların çığlıkları içinde salona giren Burak Özçivit etkilenmiş görünüyordu. Çok teşekkür ediyorum. ...8 yaşındaki usta sanatçı Yonca Evcimik, tatildeki bikinili bu pozuyla sosyal medyanın gündeminde. Evcimik'in fiziğinin yaşına rağmen genç kızlara taş çıkarttığı yorumları yapılıyor. Sosyetik güzel Eda Taşpınar da tatilden bu pozunu paylaşmış hayranlarıyla. Malatya Kayısı Festivali'nde Eyfio ve Serdar Ortaç'ın konserindeyiz şimdi de. İki ünlü sanatçı konserleriyle Malatyalı hayranlarını coşturdu. Hadi kızlar, kara biberim. Hadi içelim. Kara biberim. Hadi içelim. İçelim her gece. Bak kalbimde cengime, yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare de bitme, verdiğim